makalenin başlığı Imagined Iran After the Arrival of Islam in Aryanist, Orientalist, Nationalist and Islamist Historiography. Tarih Okulu dergisinde Türkiye'de yayımlanıp 2021'de öz Türkçemizde demek istersem adını Aryantı, Orientalist, Milliyetçi ve İslamçı tarih yazımında İslam sonrası hayali İran'ı anlatacağım bugün. Ondan önce Plato'ya, Eflatun'a mensup olan ancak böyle ihtimalle ona ait değil bir sözü paylaşırım. Bu çok değerli bir sözdü aslında. Öyküleri anlatanlar toplumu yöneterler veya hikayeleri, masalları, nağılları anlatanlar toplumu yöneterler. Tersi de doğrudur. Toplumu yönetenler hikayeleri anlatarlar. Tersi de doğrudur. Bir Plato'ya meydan okuyak. İkisi de doğrudur aslında. Güclə anlatı arasındaki bağdır. Tarih, roman, film, bunlar hamısı anlatıdırlar ve gerçeği biçimlendirirler. Bizim zihniyetimizi de biçimlendirirler. Anlatılar, hikayeler güclə bağlantılı bir şeydir ve bunu unutmayalım. Bugünkü anlatım bununla ilgili olacaktır. Bunun üzerinde bir dakika durmak istedim aslında. Bugün neyi anlatacağım? İlk önce bu makaleden önce başka bir makalem yayımlanmıştı. Bu onun devamıdır. Bu makaleleri aslında ben 10 ile yakındır üzerinde çalışıram. Bunları iki konferansta sunmuşam. Biri Ankara'da Vokmes konferansında, ikincisi Washington, Chicago Mehat konferansında sunmuşam. Bunun devamıdır. Bu sunumlardan, bu bildirileri sunduktan sonra yetiştiğim bir sonuç vardı. O da neydi? Bu konunu bir makaleye sıkıştırmak yanlış bir şeydi. Neyi sunurdum o sunumlarda? İran'da milliyetçi tarih yazımının gözden geçirilmesi. Bu konusunu bu iki konferansta sundum. Bu sonuca vardım. Konu çok geniştir. Daha ayrıntılarıyla farklı dönemleri ele alarak araştırma yapmam gerekir. İlk başta o sunumlarımı bütünleyip, tamamlayıp bir dergide yayımladım. Aşağıda görebilirsiniz YouTube linkini. Türkçe olarak da sunduğumu YouTube'dan görebilirsiniz. Veya YouTube'da İran Milliyetçi Tarih Yazımının Gözden Geçirilmesi ve Yeni Entelektüel Alanın Oluşumu yazdığınızda onun da videosunu görebilirsiniz. Sunmuşam Türkiye Türkçesindedir. Bu makalede ve zamanım olursa gelecekteki yazılarda bu dönemlere ayrı ayrı bakıram. Beni 2020'de görebilirsiniz sayfada. Bakıram bir döneme. Dönem hangi dönemdir? Yaklaşık 1800'den 1979'a kadar. Yani Qacar dönemi, Pəhləvi dönemi. Bu iki dönemde yazılan metinleri ben irdelirim burada. Örnek için Dogarın Sukut kitabını görürsünüz, Abdülhüseyin Zərrin Kubun. Yani bu dönemde yazılan kitapları ben irdelirim. Bu kitaplar ne hakkında yazılıblar? Bunların Ərəb devletleri, yani İslam'dan sonra, Sasani çöküşünden sonra ve Qəznəvi Səlcuqlu devletinin başlanışına kadar devam eden veya yaşanan olayları biçimlendirmişler, kurgulamışlar kelimesini burada ben tercih ettim. Türkiye'de inşa etme olarak da kullanılır. Ben kurgulamayı aslında kurgu kurmak kelimesinden alırım ve ödür kullanırım. Dolayısıyla bu dönem yazılan metinler özleri başka bir metini incelirler ve bu metinler İslam'ın başlangıcından genelde Selcuklu dönemine kadar yazılan metinlerdir. Özet olarak ben
Son 200 ilde yazılan metinleri irdelirəm. Bu metinler de özleri başka bir metinleri irdelirler. Dolayısıyla vurgulananın vurgulanmasıdır bu. Yani o zaman yazılan metinler gerçeklikleri %100 yansıtmırlar. Onlar da gerçeklikleri biçimlendirmeye çalışırlar, anlatırlar. Herhangi bir nedenden dolayı değiştirmiş de olabilirler. 100 yıllar sonra başka yazarlar, 3 grupa bölürüm bunları. Aryanist, Orientalistler, ikinci grup milliyetçiler, İran milliyetçileri, üçüncü İslamcılar. Bu üçü bu kaynakları kullanarak hayali İran'ı bulurlar. Yani söz konusu 300-350 yıllık dönemde, 50'lik dönemde, 350'lik dönemde İran neydi, ne cürüydü, İran var mıydı, yok muydu, durumu neydi, halkı neydi, bunu biçimlendirirler. Niye bu önemlidir? Burada gördüğünüz şeyde İran'ın milliyetçi tarih yazımını, özetini görebilirsiniz. Yukarıdaki ahaminişlerden başlatırlar genelde, bazen medilerden ve bugüne kadar devam eder. Ancak bu tarih yazımının en önemli sorunu nedir? Çoğunluğunu İranlı tırnak arası, İranlı olarak görmedikleri kesimler hakim olmuşlar bu bölgeye. Onların İran olarak gördükleri coğrafyaya ve halklara Türkler herkesten daha fazla ve Yunanlılar, Arap'lar, Moğollar, Afganlar neredeyse bu dönemin %70'ini onlar İranlı olarak görmedikleri kesimler hakim olmuşlar. Dolayısıyla milliyetçi tarih yazımları ve oryantalist aryanistlerin en önemli kaygıları nedir? Kaygıları bu dönemdeki İran'daki kopukluğu, bu kopukluğu bir türlü açıklamak ve süreklilik olarak göstermektir. Yani İran milleti ölmemiştir, vardı, herkesten üstündü, hiçbir kopukluk yoktu, devam etmiştir, her zaman vardır, her neye rağmen vardır. Bunu Türkiye'de tarihle çalışanlar da bilirler. En önemli Türkiye tarih yazarları da bunu verili olarak, vazih bir şey olarak kabul edip ve yeniden üretirler. Ben burada Arablar dönemini nedir vurgulurlar bu üç kesim, onu irdeleyeceğim. Bu araştırmada incelenenler nedir? Onlara bir bakalım. Birincisi Aryanistler, İranistler ve İran milliyetçilerinin başvurdukları taktikler ve amaçlara bakacağım. Bunlar nedir? İran ve ulusu yaşırdı deyirler. Buna çalışırlar. İranlılar bilinçli ve eşgüdümlü, hemahenk bir biçimde direnerek İslam öncesi Aryan ulusal kimliğini kurdular. Bu direniş sonucunda yabancı Arapları yendiler. Bunu anlatmaya çalışırlar. Bu dönemde İranlılar vardı, direndiler ve sonunda da Arapları yendiler. Arapları İranlıların üstün uygarlığı, zekaları, ahlakları ve yiğitlikleri karşısında diz söktüler. Bunu ispat etmeye çalışırlar, bedihi göstermeye çalışırlar. İkincisi, Beni Ümeyye ve Abbasi döneminde baş veren ayaklanmaların bu üç kesim tarafından yeniden vurgulanması, o zaman ayaklanmalar oluptur. Bunları nedir anlatırlar? Buraya eleştirel bir bakışım olacak. Üçüncüsü, İranlıların tırnak arası, bu dönemdeki yerleri ve önemleri, bunu da tartışırlar. İranlıları her şeyin sahibi, en zeki, yüksek bir kültür sahibi olarak göstermeye çalışırlar. Dırnak arası İranlılar, küme İranlı değiller tartışılır bir konudur. Dördüncüsü, bu kesimlerin İranyen intermezzo olarak batılılar değiller. Yani reklam arasında gidelim, Türkiye'de var, Miyamper'de bir İran intermezzo var. Batılıların, oryantalistlerin düşüncesinde İran intermezzo nedir? Arablar geldikten sonra bir 200 yıllık dönemde yerel İranlı olarak kabul ettikleri veya tanıttıkları yerel devletleri İraniyen intermezzo diyorlar. Mesela Ali Buye, Ali Ziyar bu döneme intermezzo diyorlar.
yani Selcuklu Gaznevilerden önce ve Beni Ümeyye'den sonra. Bu kesimlerin İraniyen intermezu olarak tanımladıkları dönemde yerel bölgesel devletleri araştıracağım. Dolayısıyla söz konusu dönemde kurulan yerel bölgesel devletlerin İran'ın bağımsızlığı ve ulusal kimliğinin dirilişi, dirselişi uğrunda bir siyasi mücadele olup olmadığını göstereceğim. Tabii ki bunlar İranlılar dayanmadılar, durmadılar. İran ruhu, İran psyche diyorlar. Çok önemli bir kelimedir. Vardı, direnirdi, savaşırdı. Dolayısıyla hiçbir zaman kopukluğu olmadı. İran her zaman eskiden vardı ve hiçbir zaman yoktu. Bunu göstermeye çalışırlar. Bunların biri de bu dönemdeki bölgesel devletler ve onların kimlikleriydi. Gerçekten onların İranlı bir devlet mi görelim? Onlar gerçekten İranlı kimliği taşırdılar ve İran ismiyle savaşırdılar. Beşincisi iki İslamcı seçkin, müteheri ve şeriatının ulusalcı İranist ve Aryanistlerin Arap İslam karşıtı iddialara verdikleri yanıtları irdeleyeceğim. Yani bu kesimler o dönemi açıkla tartıştıkları için neden söz edirler? Arapları, İslam'ı bazen aşağı alırlar. Bu da İslamcıların tepkisine neden olmuştur. Özellikle İran İslam devrimi öncesinde. Bu aslında İran İslam devriminin de sürecinde etkili bir şey olmuştur. Bir etmen faktör olmuştur. Başlamadan önce İran'da milliyetçi tarih yazımı nedir, nedir oluştu? Buna çok uzun bir zaman ayran varam. Bir kitap işlemişim, bitirmişim ama hele yayınlamamışım. Önümüzdeki ayla yayınlayacağım. O kitaptan bazı parçaları almışım. İran'da milliyetçi düşünce nedir oluştu? Bu sorusuna cevap vermek isteyenler genelde bir şablon vardı. İran Kacar dönemi Ruslara yenildi. Sonra düşünmeye başladılar, sonra yavaş yavaş milliyetçi oldular. İkinci bir şablon, İranlılar ile eskiden milliyetçiydiler, Ferdusi'ye bakınız, o zamandan milliyetçiydiler. Bu iki şablon vardır, ikisi yaygındır ancak İran'da milliyetçilik modern anlamıyla köklerine gidersek, genelde Hint, sömürge Hindi'den yani İngiltere sömürgesi olan Hindri'den ithal edilen ilk adımda bir düşünceydi. İkinci adımda buna oryantalist, aryanist düşünceler eklendi ve daha sonra yeni formalar aldı. Bakalım İran'da milliyetçi tarih yazımının farklı kollarına. Birincisi geleneksel tarih yazımı var İran'da. Bu geleneksel tarih yazımı farklı kollardan, bulaklardan, pınarlardan, çeşmelerden gelen sudu karışık, harmanlaşıp bir yerde. Biri mesela İslami, Musevi dinlerden gelen Hazreti Adem'den başlayıp Nuh falan. Biri eski İran Zerdüştü karışımı bir Selmu, Turu, İret kimi başlar ve gelir. Biri Türk tarih, özellikle Elhanlı döneminden sonra yaygın olan Oğuznameler ve benzeri şeyler, onun da etkisi vardır. Ve bir de ki legendary denen söylensel bir tarih vardır. Karışımından İran'ın geleneksel tarihi oluşmuştur. Bunun dışında bazı tarih yazarları da gündelik gördükleri şeyleri yazıplar. Onlar genelde gözlemlediklerini yazdıkları için çok eskiye gitmemişler. Dolayısıyla geleneksel tarih yazımını alnımızda tutalım. Ancak 1500'lerin sonlarında, 1600'lerde bir olay oldu. O da neydi? Şiraz'ın etrafında olan İstihr bölgesinde bir Zertüştü mübit, yani Zertüştü ruhani, rahip. Bir süre değilenlere göre, tüm hakkında çok bir şey bilmiriz. Bu bölgeden ayrılıp Sefevi döneminin döneminde bir anlatıya göre Timorlu, Baburlu, Ekber Şah döneminde Hindistan'a gider ve Pante bölgesinde, Bengal'a yakın bir bölgede orada yaşar ve orada ölür.
Adı Azer Keyban'dır bu kişinin ismi. Azer Keyban Pante'de Bengal'da. Bengal hara olur? Bengal Hindistan'ın kuzey doğusu, şumali şergisinde sınırlara yakın bir yerde. Orada Pante şehrinde yaşar ve ölür. Orada sonra anlatılanlara göre, onu anlatanlara göre bu adam çok kutsal bir ariftir. Kimdir? Beşinci Sasan'ın torunudur. Beşinci Sasan kimdir? Büyük bir Yalvaz peygamberdir. 5-6 Sasani devleti kralı döneminde yaşamıştır. Bu onun torunudur. Elinde bir kitap var. Kitabın adı nedir? Desatir'dir. Desatir'i Asımanı da değil. Yani belə düşün, göydən gələn vəhiylər olarak savlar. Bu kitap dünyada görə biləcəyiniz ən tuhaf kitabdır. Ağlınıza gəlməyəcək tuhaflıqlar var. Amma tuhaflığına rəğmen İranlıların Nasreddin Şah döneminde ve daha sonra düşünce sistemini etkilemiştir. Neler deyir bu kitap? Desatir 16 bölümden oluşur. 16 Yalvaz'ın, Peygamber'in buyrukları göydən gelmiş deyir. Dilini heç kəs bilmir. O yüzden özü de tercüm edir. Birinci ayen solda gör baxın. Bu tamamen uydurma bir dildir. Öyle bir dil yok. Huzamim qədməzdan həz-həzmas və zəmas hər şərpur hər divər. Bu dil yoxdur, özündən uydurur. Tərcüm edir sonra devamında. Pənahim və yəzdan əz mənəşü xuyi bəduzəşt qumrah konəndi, birahı naxub bərəndi, rənz dəhəndi, azar resanəndi. Yəni, deyir ki, mən eski peygamberlerin, Zertuş'dan da qabaq olan peygamberlerin kitaplarını tapmışam. İlk insan, ilk peygamber eski İranlıdır, eski Parsidir. Onların kitapları əlimə gəldi. Zertuş burada təkcə peygamberlerin biridir. İlk peygamber Mahabaddır. 3 milyar trilyon il bundan qabaq yaşayıbdır. Belə düşünün, Big Bang 14 milyard il bundan qabaq, yəni dünya yeni anlatıya göre qurulub. Bunun peyğəmbəri, ilk peyğəmbəri 3 milyard trilyon il bundan qabaq yaşayıb. Bəzi peyğəmbərlər neçə milyon ya 100 milyon il yaşırlar bu anlatılara göre. Əcaib bir şeyler var, dinlerin başlangıcı İranlılara ve İranlı peyğəmbər olan Mahabada yetiştirilir ve peyğəmbərlərin adı dəyişdirilir, əcaib kəlimələr, kökü bəlli olmayan kəlimələr gəlib. Bu kəlimələri indi də farsada görə bilərsiniz. Məsələn, fərnud, fərcad, fərcud. Bu kəlimələr tamamen bunların uydurma kəlimədir. Bunlar bir ekibdir və beləsinə tarix biçimləndirirlər və bu tarixdə hər şey dəyişir. Bu kitablardan, bunun təbliğ eləyən insanlardan tabii kitabın yazarı tam %100 belli değil. Biri de Dəbistani Məzahibdir. Bir səhifəsini burada görürsünüz. İlk başta bu kitap William Jones'un eline geçer. William Jones kimdir? Bildiğiniz Hind-Avrupa dillerinin ilk teorisyeni ortaya koyan kişidir. Yani indi Hind-Avrupa dilleri bildiğimiz şey konu Jones'un şeydi ve Jones buna inanır. Bunu bilmemiz çok çok lazım bir şeydir. Yani bu büyüklükte bir teori sahibi, bilmirəm nə büyüklükdədir, Hind-Avrupa dilləri uzmanı deyiləm. Ancak bu adam gerçekten böyle bir uydurmalara inanır ve bu kitabı mənimsər. Bu kitab hakkında yazdıklarından dolayı bunlar şöhret kazanırlar ve ünlü olurlar. O yüzden dikkat çəkirlər. Bunun sonra devamında neler gelir bu şey kabul edildikten sonra Jones'u ne cür ələ salırlar, alay edirlər, batırlar bununla. Sonra belli olandan sonra ki bu uydurma bir dildir ve uydurma anlatılır, uydurma bir kitaptır. Onu sonra anlatacağım. Ancak bu kitaba bakalım. Dovumin Nəzərəz Kitab-ı Dəbistan. Aşağıda adları görürsünüz. Azər Keyvanın en yukarıda şey soyuna bakır. Aşağıda bakalım neler deyir. Örnek verim. Mesela deyir ki, bu səhvədə aşağıda qırmızı ilə bəllədiyim yerdə Kəbə, Beytülmüqəddəs, Mədinə, Nəcəf, baxın Şii öz şeyinə gedir, yəni sünnilərə də baxmır, Kərbəla,
İmam Musa'nın qəbri Bağdat'da, Məşəddə, Tustaki İmam Rıza qəbri, hamısı Heykəlistan və Azərkədədir. O tapınağıdır deyir. Və deyir ki, Kəbə aslında bir dənə süvərxanə idi, yəni heykəllərin olduğu, məhabət ora heykəl qoymuşdum. Və devam edir. Deyir ki, niyə Məkkəyə Məkkə deyirlər? Çünki burada 7 tane bot var idi. Bu botların içindən ay, məh varsa da. Məh daha gözəl olduğu için bura Məkkə deyirlər. Dolayısıyla buranın adı Məkkə olub. Bunları ciddiye almaya bilirsiniz, ama İranlılar və həm də çox önəmli İranlılar uzun süre buna inandılar və batırdılar da böyle bir anlatılara. Ondan sonra deyir ki, Həcərü'l-Əsvəd aslında heykəli keyvandır. Peyğəmbər Ərəbi, yani İslam peyğəmbəri bu 7 heykəli heykələ tapınırdı. Abadiyan, yani Məhabat ilk 3 milyard trilyon il bundan öncə yaşayan ilk peyğəmbər, Yalvad, Sultan bunları ortaya çıxadıbdır. Məscidlərin də mehrabı aslında Zöhrənin peykəridir. Cümə günü də o yüzdən nahidə səcdə elərlər. İbrahim-i Xəlil də aslında butlara tapınırdı. Və belə devam edir. Sokrat həkimdən ta Beytül Müqəddəs özü Kəngərdə, Şuhəxti, acayib adlar çadıb özlərindən. Və böyle devam edir. Burada da başka bir səfəsini görə bilirsiniz. Bu aslında Mizan-ı Parsi'dendir. Başka bir kitabda Ayn-ı Azər Keyvanı veya Desatiri şeyden. Burada İbrahim Zərtüştün aslında İbrahim olduğu ve İbrahim olduğu bəxşuver görürsünüz burada. Bu da kəlimə özlerinden uydurdukları bir kəlimədir. Böyle kəlimələr. Parsa sözlüklerde de bunları görebilirsiniz. Özellikle Burhan-ı Qatil, Hindide yazılan Burhan-ı Qatil ve başkaları bu sözlükleri Farsça sözlük olarak Hind'de topladılar. Farsçanın sözlüklerinin %90'ı Hind'de yazılmış ve bu akımın etkisinde. Dolayısıyla Fars sözlüklerine baktığınız zaman tamamen dikkat etmek gerekir. Çünkü bu uydurmalar hamısının içinde vardılar ve Arapçayı dışlayıp yerine özgün ama Farsça'da kökü olmayan, yani Farsça'da kökü olan sözlük olsa sorun yoktu. Tamamen uydurma kelimeler, hatta Zərtüştün öz adı bile değiştirilir burada. Burada üç kişini görürük. Solda dediğim Jones'udur. Bundan qabaq söhbətini elədiyim Jones'udur, William Jones. Ortada Malcolm'udur. Sağ tarafta da Henry Ravelson'du. İlk Bistun ketibəsini okuyan ve Haxaminişi döneminin taş yazıtlarını okuduğunu diyen kişidir Ravelson. Bu üçü Doğu Hind şirketinin çalışanları İran'a gelmişler. Aslında Ravelson Sami dilleri ve Babil'i çalışan bir kişidir. Bunların her üçü İran'daki değişimleri yavaş yavaş etkilemişler. Ama özleri de Azerkeyvanilerin uydurduklarından etkilenmişler. Mesela burada gördüğünüz sayfa, bunlar şeyin dizisidir, nedir? Malcolm'un kitabının iki cildlik İran'ın tarihinde de çok önemli, tarih anlayışında yeri olan ilk kitaplardan biridir İran tarihi. Onun dizisine bakabilirsiniz. Yukarıda Selseli Muhabadiyanla başlayır. Azerkeyvanilerin dediği aynen 3 trilyon milyard trilyon il yaşayan Muhabat. Sonra Ziyan ve Sayan, böyle bir devletler yok hiçbir yerde. Bunlar da yine uydurdukları devletler onları. Sonra getir Piştadiyan falan ve Ferdusi'nin şeylerine bunları harmanlamış ve bu kitap çevrildi İran tarih yazımında etkiledi. Bu adam, dediğim adam, Fethəli Şah zamanı, yani 1810-20'lerde İran'a geldi ve İran-Rus savaşlarında bir türlü Qacar ordusunu yeniden düzenlemeye çalışmış bir kişidir aslında. Burada gördüğünüz kişiler İran'ın milliyetçi tarih yazımının babaları ve ilk qurucularıdır. Sağ tarafta Mankçı Hatariya, Huşeng Hatariya. Bu kimdir? Alo. İlk Zərtüştilərinin
Alo. Hind Zərtüştilərinin elçisidir İrana. Bunun üzerinde durmayacağım. Qabaqca dediğim bir kitap var, hələ yayımlamamışam. Çox ayrıntılarıyla kimdir? Özet olarak deyim, İngiltərə vətəndaşı, Hind Parsisidir. Önemli bir masondur. Parsilər tərəfindən, Parsilər o zaman dünyanın ən zəngin kəsimlərindən, təryək afyon tüccarı, dünya afyon tüccarı əlində İrana göndərildi və İranın siyasətini biçimləyən ən önəmli kişilərdən biridir. Adı da deyilməz genəldə, çox adam tanımaz, amma çox etkili bir adamdır. Aslında insanın hər zaman şapkası olmalıdır. Niyə? Belə bir adam gördüyü zaman şapkamızı götürməli. Çox usta bir insandır bu. Bu gördüyünüz sol tərəfdəki üç kişi bu adamın etkisində, bu Azərkeyvanilərin deyə bilirəm İrandakı nümayəndəsidir. İrana gəlmişdir. Sağdan ikinci kişi Fətəli Şahın 50 neçəncisi oğludur. Unutmuşam, 54 mü neçəmi. Cəlaləddin Mirza İranda ilk milliyyətçi tarix yazımını, tarixini yazan Namı Xosrovan. Elə Azərkeyvani sözləri təkrarlar. Ortada Fətəli Axundzadəni görürsüz. Yaxın arkadaşları, bərabər Ərəb İslam'a qarşı yazışmaları da vardı, ortaya çıxıbdı. Əski İran kutsaması, əski İranı tam ədalətli qoyun quzunun bir yerdə, qoyunla qurdun bir yerdə yaşadığı bir dönem olarak görsədən önemli kişilerden, Azərbaycan Türk tarixinde de önemli bir kişilikdir bilirik yazılarından dolayı. Və solda Ağaxanı görürsüz, ana tarafından Zərtüştü, baba tarafından Neymətullahi. Bunlar ilk İran, eski İran və Zərtüştülüyü qutsallaşdıran ilk kişilərdir. Bunlara birinci kuşaq denilir, milliyyətçi kəsimlər. Daha fazla üzərində durmuram, devam edirəm. İkinci kuşağı görürük. Yuxarıda sol, Zuqalmülk. Bu dönemde geçiş dönemidir. Hangi geçiş dönemi? İranlılar yavaş yavaş Qacar dönemində yurt dışına çıxdı, eğitim aldıqları için veya Darülfünunda eğitim aldıqları için gedərək yeni bir şeylerle tanışırlar ve efsanevi Azərkeybani düşünceleri yavaş yavaş bir kenara bırakıp veya azaltıp Batının oryantalistlerin düşüncelerini mənimsirlər. Zuqalmülk birinci Furuğu Batıdan çok önemli bir kişidir. Özellikle Nasreddin Şah zamanındaki Darut tercümede tercüm edilen Batı kitaplarında rol olduğu Sin Batı ile tanışır ve ilk tercümeleri yapar. Çok hızla getirem, anlatmaya zamanım yoktu, adlarımı veririm. Sağda yukarı, sağda ikinci kişi. Yukarıdan, sol taraftan ikinci kişi. Bravo'nu da bugün hakkında danışacağız. Üçüncüsü Seyyid Təqizadə, Seyyid Həsən Təqizadə, Berlinlilerin qurucusu. Aryanizmin, faşist aryanist kəsimin önemli kişilerinden. Yukarıda, sağda Səqqəli gördüğünüz, sonra dəlilmiş bir kişi, Kazımzadi İran şəhridir. İnanılmaz tuhaf bir insandır. Sonra arif olur və əcaib Hind Avrupalıların, Aryanların nə büyük soy olduqlarını, arif olduqlarını və irfanla aryanizmin qarışımından bir şeydir. Aslında race root teoriyə baxsaz veya teosufizmdən etkilənibdir. Və başqaları, mən burada bir-bir adlarını tez-tez deyirəm. Məhmud Əfşar aşağıda solda, sonra Məhəmməd Əli Furuğu ikinci Zuqalmülk, birinci Zuqalmülkün oğlu, ondan sonra Məhəmməd Qəzvini, ondan sonra Pirniya. Bunlar yuxarıda solda Aştiyani, Purdavud, Seyfazad, önemli aryanist, İran-ı Bastan dərgisinin sahibi, Nəfisi, aşağıdan Əhməd Kəsrəvi, Ərrani, sonra sol olduğu için tövbə elədi və iştibah eləmişəm dedi, yanıldım, bunu da mənim gənclik həvəslərimin hesabına yazın deyir. Sonra Minəvi və Rıza Sadi Şəfəq, önemli Təbrizli aryançılardan İstanbul'da da uzun süre olmuştur. Bunlar ikinci kuşaqdır və
bu düşüncenin yani Aryanist tarix milliyetçiliğinin oluşumu özellikle Məşrutədən sonra İkinci Dünya Savaşı sürecində ve daha sonra Pəhləvilərin resmi ideolojisine dönüşmesində en önemli etkileri payları olan kişilerdir. Bunun dışında da var, ancak bunların adlarını çekmek istedim. İran tarix yazımının siyasetleri nedir? Bir zaman siyaseti vardır. Yani 2500 il bundan qabağa kimi İranın varlığından söz eder. Dönemselleştirir İran tarixini önce ve sonraya. Bazen de Səfəvi dövlətini de veya Moğol dönemini de önemser. Yani bunlar dönüş noktalarıdır. Mekan veya alan siyaseti vardır. Yani İran haradır? İran haradır? Cevabında Həxaminişi veya Sasani devletleri zirvede haranı almışlarsa ora İran'dır ve İran olarak kalmıştır. Dışlama ve kapsama siyaseti var. Yani kim İranlıdır ve kim İranlı değil veya en İranlıdır buna cevap verir. Dolayısıyla birilerini bu rivayet ilk baştaki Platon'un sözünü hatırlayan öyküleri anlatanlar kimin İranlı olduğu olmadığında anlatırlar. Sünnüler İranlı mı değil mi? Belki sözde İranlılar, ancak İran tarihinde İran'ın Sünni geçmişinden Sünni olarak yaşanan geçmişten söz etmez. İran'ın Sünni geçmişi var mı? Ermeniler, Yahudiler ve Zertüştüler İranlı mı? Bunlara cevap verer. Sürekli değil, yani devamlılık, tedavumu, kopukluluğun olmamasını ispatlamaya çalışır. Özgünlük, münhesir bir fərd olmaya ispatlamaya çalışır. Yani biz çok üstünük, kimse bizi etkilememiş. Biz özümüze özel bir kesmik, başkalarını etkiledik ama başkaları o kadar büyük değil bizi etkilesin. Aryan soyu söylemini, yani soya dayalı bir söylemdir. İslam öncesi İran özlemi, həsrəti vardır. Bunu Axundzadədə de görebiliriz ve sonrakilarda da zaten Hatariyada da var. Ve günah geçisi dağlısıca olmak genelde Ərəblər, Türkler ve Moğollardır. Bir de ki utancı kaldırmak ve yerine şeref duygusu getirmek bu tarih yazımının, bu söylemin, bu öykünün ve öykü anlatanların amacıdır. Bu araştırmada yöntem olarak ben eleştirel söylem incelemesini, yani critical discourse analysis'ı kullanırım. Bu necə bir yöntemdir? Mətnləri, yazıları siyasi bağlamın içinde araştırır. Benim incelediğim yazılar belli bir dönemde Qacar dönemi ve Pəhləvi dönemi yazılıblar. Dolayısıyla Aryanizm, milliyetçilik ve İslamcılık etkisinde yazılıblar. Bu yazıların özleri 100 iller önce yazılan başka yazılara kaynak vererek tarihi anlatırlar. İslam sonraki Ərəb dönemi tarihini. O kaynaklarda, yani iddialanan kaynaklarda özleri de o zaman Müslüman ve Müslüman olmayanlar tarafından yazılmış ve o zamanın siyasi bakışı ve etkileşimde. Dolayısıyla metninden bağlam, yani metn-baftar arasında bir etkileşim var. Bu durumda metni analiz etmek için bağlama bakmak gerekir ve en güzel yollardan biri eleştirel söylem incelemesidir. Özet olarak yalın gerçeklik yoktur. Gerçeklik her zaman güc ve bağlamlar iç içedir. İran'ın kurgulanmış görüntüsünü inceleyirəm burada ve İran'ı hiyali toplum ve topluluk olarak, yani Benedict Anderson'un hiyali cemiyetler düşüncesini de anımsatabilir. Yöntemsel açılar burada İran nedir? Muluk-u Foros kimdir? Persiya nedir? İranlı, Əcəm, Persian, Ərəb, Türk, bir sürü adlar var. Yani ben metinlere bakıram, bir sürü adlar görürüm. Bunların hakkında karar vermem gerekir. Ama bu adlar yazarlar tarafından birçok yerde değiştirilmişler bilinçli ve bilinçsiz olarak. Örnek için Asar-ı Bagiye kitabında, Ebu Reyhan Biruni'nin kitabında Fors kelimesi geçer. Yani Farslar, ama bunun mütercimi Niko Sereşt. Bunu İraniyan olarak tercüme eder. Niye böyle yapır? İran bedihi olsun. Her zaman İran kelimesine denk gelir. İran kelimesinin olmaması bu dönemde İran tarihi yazımı için büyük bir
üzüntü kaynağıdır. Dolayısıyla bu kelimeleri değiştirmekte her zaman İran varmış kimi görsetme. Ebu Reyhan ayrıca deyir ki, Forslar, Xarəzmlər ve Soğullar ayrı ayrı gruplardır ve özünün dilini Xarəzmi dili olarak adlandırır ve Farsçanı sonra öğrendiğini deyir. Ayrıca Əcəm kelimesi ayrı örnek. İbn Nədim'in Əl-Fəhrəsində 1200 yılından qabaq yazılan bir yazıdır. Əcəm kelimesi geçer. Təcəddüd bunu İrani olarak çevirir. Aynı taktik. Orientalistlerin Persiyası haradır. Buna da cevap vermek gerekir. Yani bu metinlere baktığınızda özellikle orientalistlerin sürekli Persia, Persian, bunlar nedir, haradır, bunları herkes bilmez. Yani bilmek imkansızdır. Aslında da beləsine bazılarının işine gelmiştir. Çünkü istedikleri insanı Persian edirlər, istemediklerini de dışlayırlar. Persia haradır, yine de bellidir. Persian olmak için ne özelliğin olmalıdır? Yani din mi özellik, dil mi, soy mu? Bu belli değil. Yani bu orientalistlerin o səlahlarında nə cür istillər bunu qurgulayarlar, ona bağlıdır. Kimsə bilməz. Məsələn, Ömər Xəyyam niyə Perjindir? Və ya Biruni Perjin mi, Perjin deyil mi? Və nə zaman Perjin olur? Bu kriterlər, bu ölçütlər başqaları içində yetərli mi? Məsələ, biri Farsça şeir söyləsə Persian olur. O zaman biri Ərəbcə söyləsə Səudi Ərəbistanlı mı olur? Belə bir kriterlərdə heç bəlli deyil. Bunları hər zaman beyinlərindəki eski Persianı genişlətmək için, yüksətmək için kullanmışlar. Sasani, Həqamənişi və Əşqani döneminin ən geniş topraqlarında yaşayan hər kəs gerçekten İranlı mı? Yəni soy tamamen %100 bir İranlı soyu mu vardı? Bu Osmanlı için de mesela geçerli olabilir mi? Mesela Osmanlı Yemen'e hakimdi. O zaman Yemenlilere de mi Türk diyelim? Bu istisnadır. Osmanlı'da hiçbir zaman böyle bir şey demezler. Ama eski İran'da her zaman da desem doğru olmaz. %95 eski İran yazan oryantalistler bu topraklarda yaşayan herkesi İranlı diyerler ve ilginç bir durumdu. İranlılık her koşulda var olan bir özellikti deyirlər. Dolayısıyla İranlı olmayan devletleri belə Mongols of Persia, Seljuks of Persia. Persia bir devlettir bunların aslında. Həqamniş dönemini deyir. Seljuks of Persia buna benzer. Otmans of Seljuks diyelim. Abbasid of Umayyad. Bunu derseniz herkes güler. Ama özleri Mongolca Perja'yı kullanırlar ve çok da yerine salmışlar. Yani Perja orada durur, eski bir devlet orada durur. Yani buna benzer ki Bizans'ın Cumhuriyeti veya Bizans'ın Osmanlısı bu tür bir şeyler iddia etmek kimi bir şeyler olur. Burada ben şubiliğe bakmıram. Şubilik önemli bir konudur. Ancak benim zamanım olmadığı için bu konuda aslında okudum, notlarımı aldım. Ancak bunun için 20-30 bin kelime yazmam gerekirdi. Məqaləm 12 bin kelime olduğu için bu ismeti çıxartdım. Şubilik nedir? Bazen abartılı bir biçimde de anlatılır. Aslında bu da yine orientalistlerin çok ortaya koyduğu bir şeydir. Niyə ki şubilik İranlıların direnişini görsədir və bu dönemde yani Ərəblərin hakim olduğu bir dönemde bir hərəkət, bir nehzət olduklarını ortaya koyur. Mesela İsmail ibn Yesar, Bəşar bin Bərd, Abdüssalam ər-Rohman, Dikəlcəyn olarak da geçer. Bunlar da hiç önemli bir şeyler değiller. Bunlar genelde Əğani, Əbülfərəd İsfahanın kitabından o şehir, eski Ərəb şehir, musiqi, kültürünü anlatandı. Əbülfərəd İsfahan aslında Mervan Himar, Bəni Üməyyədəndi, İsfahanda doğduğu için bu ad verilmiş. 21 cildlik Əğani bir kitabı var, özün için bir denizdir. Orada minlerce insanın anlatısı falan geçibdir. Oradan baxırlar, bir şey çadırlar ve bunları bir-birinə bağlayarak bir büyük nəhzət olarak görsədirlər. Aslında Əğani Sədini de etkileyen, Sədi en çok etkilenen insandır. Leyli Məcnun nağılını da buradan almış Nizami, nəzmə çevirmiş. Fars şehri de büyük ölçüde bu Əğaninin Ərəbcə bu Əğani kitabından etkilenmiştir. Çok çok önemli bir kitaptır aslında. Çok tanınmamasına rağmen dəhşət bir kitab
Tabii ki mən bir çox məqalə oxumuşam, amma hamısının nə olduğunu haqqında bir şey deyə bilmərəm. Kitablar internetdə var, baxa bilirsiniz. Minlərcə şair və bənzəri şeyləri anlatır. Dolayısıyla bu məsələ çox abartılmamalıdır. Bu şübhələr tabii bir əksüləməlidir, təpkidir. İslam'a qarşı çox doğaldır. Burada bir zərtüşti din vardır. Bunun yerinə İslam gəlir və təpki vermək çox normaldır. Bunu bir nəhzət olaraq görsətmək bir oyundur və bir türlü oyuna gəlmələr də olur bu konuda. Bunlar bir-birlərini də tanımırlar, heç öz adlarında şübhə vermirlər. Şübhə dışarıdan, eşikdən verilmiş bir addır. Büyük ihtimalle cahiz vermiş bunu. O da bir müthiş ərəbi yazardı aynı dönemlerde. Dolayısıyla bu məsələni sonra anlatacağım, çok abartmaya gerek yok. Mesela örnek veririm, şubini anlatmada niye önemlidir? Farsça Wikipedia belə yazır tam da. Şubiye namı buzuq, tərin nehzət İraniyan əst, ki pəs əz istilaya Ərab bər İran, bərai rəhayət bəndi Umaviyan və cilogiri əz istihali və əz dəstadın hüviyyət milli əleyhi xulafayı müsəlman bəpaşıq və bə hükumət Ərab və xulafayı müsəlman əməvi payan bəxşid. Bozoqtərin nehzət İraniyan ki, bə inqiraz dövlət və siyadət Ərəb ha əmcamid, nehzət-i şubiyyə bud. Bunu sürekli başka yazarlarda görə bilirsiniz. Aslında Ərəblər getdi, yerinə Türklər geldi. Bunun bir övünəcək yönü də yoxdur. Gerçekten şubilər bu işi görmüş olsalar ki, çox gülünc olur bu tarix okuyanlar bilirlə belə bir şey yoxdur. Ferdowsi'nin məsələsini bu konuda ileri çəkirlər ki, bu məsələ üzərində durmur, ama aynı dönemdə zaten farklı bir şeyler Türklərdə də görə biliriz. Örnek için Divan-ı Atatürk'də de eski Türklər haqqında əfsanələr, o zamanın modası da aslında anlatılır. Cahiz de bir sürüsünü anlatar kitabında. Başlayalım üç grupu anlatmağa. Üç grupu anlatma zamanım çox azdır. 70 dəqiqə sözü almışam. Dolayısıyla 25 dəqiqəm var deyə düşünürəm gec başladığımız için. Bu üç grup kimlərdilər və nədir ortaya çıxdı? Aryanizm, aryanistlər önəmlidir bu açıdan. Aydınlıq dönəmində çox qısaca anlatıram. Aryanizm nədir ortaya çıxdı? Aydınlıq dönəmində Hristiyanlığa qarşı olan kesimler arasında bir çatışma vardır. Bunlar dolayısıyla rəqib söylemler dalısıcadılar. Bunların umutlarından biri doğuda Sami köklü olmayan, Sami dediğimizde Ərəb ve Babililer, Yahudi köklü olmayan bir din tapmaqdır. O zaman Zərtüştü idealize ettiler. Acayip bir Zərtüşt düşünür olarak ortaya çıxdı. Oxumamış, kapital oxumamış Marksistler kimi. Avestan tercümede olmuyor, kimse bilmir Zərtüşt şimdi. Zərtüşt büyük bir bilge, dünyanın en büyük düşünür olarak ortaya atıldı. Niye? Çünkü Musa, İsa, Muhammed, bunlar Samidler, bunların karşısında Sami olmayan bir düşünür ortaya atak. Yani o dönem İran'da yaşayanlar indi bilirler, nədir Ərəb qarşıdı bir ortam vardır. Bənzəri daha kötüsü o dönem aydınlıq döneminde bu dinlere karşı oluşur. Doperon kalkar, Hindistan'a gelir. Orada bir süre kaldıktan sonra illerce, on illerce zannımca sonra Avistaya tercüme edip 1771'de yayımlar. Yayımladıktan sonra acayip olumsuz tepkiler alır. Niye? Çünkü Avistada inanılmaz bunların açısından utanç verici şeyler vardır. Örnek için Huveyde'de vardır. Bir məhrəmlə evlilik vardır. Ondan sonra inəksidiyilə qusul almaq, bərqəşnum deyirlər zənnimcə buna. Südüklərində fərqli adları vardır. Nə bilim, qəmiz vardır, neyrəng vardır. Bənzər mələklər var, əcaib, qəraib işlər görülədiyinin içində. Bu tərcüm olduqdan sonra yavaş-yavaş Hristiyanlığa və Musəviliyə inananlar bunlarla dalga geçirdilər. Dediyiniz Zərtüşt elə buydu. Bunlar da hisslənirlər. Bu Zərtüştün sözləri olamaz. Doperonu azardırlar. 100 il Doperonun kitabını çevirdiyi doğru kitabı yanlış olaraq sunurlar.
Jones bayağı Yaman Yavuz deyər ona. Voltaire de aynen. Zannimdə Jones deyir ki, ağlın başında deyil, başına gəlmək üçün bir inəksi deyil, kəndin bir duş al deyir. Avistadan gəlir, sən bizim bunlara inanmamızı mı istəyirsən? Ancaq sonra ortaya çıxır ki, bunlar doğruydu. Aşağıda James Darmister'in konudaki şeyleri, anlatısını diye görebilirsiniz. Yani deyir ki, aydınlık döneminde Zərtüş çok bir idealize edilmiş kişiydi. Ancak bu saçma sapan tanrıçalar, tanrılar, şeytanların sözleri, kanun, kuralları utanc vericiydi veya idealize edilen Zərtüş'te karşıydı. Dolayısıyla kimse kabullanmak istemedi. Darmister sonra özü bunu tercüm edir ve görür ki, Dupin haklıydı. Bu dönemde biz Doğu'yu filolojik, antropolojik ve teolojik açıdan incelemesini görürük. Ancak bir adım sonra 1800'lerde Aryançılık ortaya çıkır. Aryançılık aslında bunun devamıdır. Birdenbire mantar kimi, göbelek kimi yerden çıkmış bir akım değil. Bunlar fakat önce olan sözlere felsefi, biyolojik temeller koyulurlar. Gobineau ve Renan Müller çok Fransalıdırlar. Müller Almanlıdır. Bunlar genelde Fransalıdırlar ve filolojik tartışmalara felsefi, ahlaki, biyolojik açıklamalar getirirler ve bundan Aryanizm doğur. Yani bilimi bu tür şeylere karıştırmakla bunu felsefileştirme, rasyonelleştirmeye çalışırlar. Ernest Renan iftiharla, onurla övünerek deyir ki, mən ilk Ərəblərin, Samilərin düşük, aşağı bir halk olduğunun fərqindəydim. Onları eksik ve naqis bir halk olarak adlandırır. Evrensel bir uygarlık anlayışından yoxsundular deyir. Onun soycu düşünceleri o zaman yaygın olan uygarlık kuramları vardır. Bəzi uygarlıklar niye yükselir, bəzi neye düşür? Örnek için Adam Smith'in milletlerin zenginliği ve benzeri şeyler, bazı milletler niye zengindir falan buna karıştı. Yani uygarlığı yüksek olan, önemli olan kesimlerin soyu da Aryendir. O birilerin soyu düşük soydan olan kesimlerle, Afrikalılarla, Samilerle, Türklerle karıştığı için dolayısıyla medeniyetleri de yok olup gitmiştir. Mesela İranlılara örnek verirler. İranlılar İslam öncesi çok mükemmel bir topluluktu. Ərəblər ve Türkler, Moğollar geldikten sonra kanları karıştı. O yüzden daha medeniyet doğurma ve medeniyet ortaya koyma kabiliyetlerini, yetilerini itirdiler deyirlər. Bu da tarixi soyla, soya dayalı anlatmaktı. Babalarından biri çok önemli, ta insanlık tarixinin en önemli soyçularından, ırkçılarından biri Gobineau'dur, görürsünüz. Yine de aşağı soydan söz edir, üstün perjinlerden söz edir. Kuruşu, kuroşu, Akamin işlerin kurucusu olan ve daha sonra kuroşlar adı vardı. Böyüklerin böyüğü, Aryenleri Avrupa'ya götüren kişi olarak adlandırır. Hatta çivi hattını da perjinlerin buluşu olarak anlattırır. Qacar döneminde deyir ki, her şey karışık, tüm belli değil bu halkın qanı nedir, kim kimedir, bunlar hansı soya. Fakat Allah bilir, Tanrı bilir ki, bu hangi soyun karışımından bir millettir, ona göre belə karışmış. Şiiliklə de ilginç sözler var. Şii, Aryan, Perşiyenlerin İslam'a karşı ayaklanması olarak görsədir. Niye bu önemlidir? Tüm İslam'dan sonra İran'a özgün bir din ortaya koymak lazımdır ki, İran'ın özgün olması ve sürekli, yani bu İranlıların kimliği ve onların dini vardır. Özlerine özel dini vardır ama bilirik ki Səfəvilərdən önce İran genelde sünnidir. Bu dönem hiç dikkate alınmaz. Aryan Perşiyenler Müslüman olmadılar deyip bunun yerine İslam öncesi Aryan inançlarını korumak için onu bir örtü olarak kullandılar. Belə de bir iddiada bulunur. Mən dediğim yayınlamadan kitapta burada görsədirəm İran ədəbiyyatında Zərtüştülüyə necə baxılır, ən kötü sözlər aslında Farsça şehir deyənlərdəndir Zərtüştülüyə. Burada Edward Brown'a baxacağım. Edward Brown İngiltərəli bir İranistdir. Bu The Literary History of Persia kitabıyla İran'ın
tarixi və ədəbiyyat tarixinə olan bilincini, bilgisini biçimləndirmiş kişidir. Özəlliklə məşrutə dönəmi və öncəsi, sonrası da aktivdir. Bir öncə tanıttığım ikinci quşağın hamısı ilə təqribən bağlantılıdır. Türk tarixi için de önəmlidir. Çünkü Osmanlı şehir tarixini de yoldaşı Gibz'den sonra hazırlayıp yayımlayan biridir. Soya dayalı tarix yazımı İslam, Ərəblər ve Türkleri burada anlatır. İran tarixinin başlanışı için Aryan başlangıcla başlar, yani Aryanizmi devam edir. İran tarixini Madlar ve Haxamnişlerle başlar. Eşkaniləri Turani olarak gördüğü için, yani İran tarixinin en önemli dönemini, en uzun dönemini, 500 ile yaxın dönemi geçə səhifədə anlatıp geçer. Ya şatır ama bu etek yazıda, Buzada yazar ki, tərcüməsində aslında Turaniler, Şahnamədə geçəndə Turaniler aslında İranlılardır. İslam öncəsi və sonraki dönəmdə bir sürekliliği göstərməyə çalışır. Bunun için Brown İslam öncəsi və sonrasındakı sürekliliği göstərmək üçün üç yöntəmi kullanır. Birincisi, dini və siyasi hərəkətlerin çoxunu məzdəkiz, maniz və zərtüşlü ilə ilgiləndirir. Yəni, hər hansı ki hərəkət var, bunun kökündə məzdəkizmə baxır, manizmə və zərtüşlüyə. Bunları da özellikle Məzdək ve Manizmi de tamamen İranlı olarak görür, Perjin olarak görür. İbn-i Müqəffəyə göre Sasaniler öz aralarında belə huzi danışır da. Yani bunun mantığı budur ki, Sasani topraklarında herkes varsa Perjindir. Ama İbn-i Müqəffə kimdir? Zərtüşlüdür. İlk Müslüman olan Zərtüşlülərdəndir ve Sasani dönemindeki bilgilerimizin bir çoğunu buna borçluyuz. Bu özü deyir ki, Sasaniler özleri, dilleri, saray dilleri, aile arasındaki dillere bir İrani dil değil, İlami Huzi dil danışırlar. Bu da Sasanilerin özlerinin İrani tırnak arası bir qovm olmadıklarını hakkında bir bilgi verir bize. Bu mesela hiç dikkate alınmaz bu bilgi. Brown Mani baba tərəfindən Əşkani və ana tərəfindən Xristiyan idi deyir. Amma buna rağmen yenə də deyir, bu İranlıdır. Ancaq qabaqca dediyim kimi Əşkaniləri Turani olarak görür. Yəni Mani'nin babası Əşkani, Turani olan Əşkanidir. Anası da Xristiyan, ancaq bunun özü İranlıdır. Ancaq verilən bilgiyə görə kitabın özündə də verilir. Mani özü Sasani kralı ile danışanmır ve dilmaca ihtiyacı vardır. Bu da ilginç bir bilgidir. Ənuşirvan bilirik, yani Sasani döneminde Məzdəkilər ve Manəvilər çok da İranlı görülmürler. Ənuşirvanın da Ənuşirvan, yani ruhu, rəvanı sağlıqda olan kişi olarak belirlenmesi bunu şeyler veripler. Zərtüşlü mübitlər veriblər. Niyet ki, Məzdəkiləri, Manəviləri qətlam edibdir. Yəni, bunlar bastırılan kəsimlər və İrani olarak görülməyən kəsimlər, ancaq tarix, Aryanist milliyyət tarix yazımında yenidən bunlar İranlı olarak göstərirlər. İbn-i Nədimə görə Manəvilərə heç kəs sahib durmur. Aslında Türk xaqanı sahib durur İslamın ilk illərində. Deyir ki, Manəvilər qətlam olursa, mən də öz torpaqlarımdakı müsəlmanlara aynı təhkini verəcəm. Dolayısıyla Manəvilərin Babil'dən başlamış olsalar da ən önəmli mərkəzləri Orta Asiyadır, çox netdir. Bunu İraniləşdirmənin məntığı nədir? Bunu orientalistlər bilirlər, başqaları bilməz. Bu çelişkili bilgilərdən yola çıxaraq, Brown Məzdəkilərin və Manəvilərin İslami dönəmdə bastırılmasını onların Perjin kimliyi ilə ilgili ilişkiləndirib, Perjin kimliyinin sürekliliği və yabancılara karşı direndiğini ileri sürür bundan yola çıxaraq. İkincisi, yenə sürekliliği göstərmək için, Brown Şiilik və Perjiyenlər arasında mənəvi, düşüncəl və soy bağının olduğunu göstərməyə çalışır. Məsələn, iddia edir ki, İranlılar ilk başta hər zaman Şiilər, bu yanlış bir şeydir. Ondan sonra İranlılar niyə Şiilər? Çünkü Şəhrbanu İmam Hüseyin'in, yani üçüncü Şiilerin üçüncü imamının hanımıdır. Aslında Şəhrbanu adlı birinin
olmadığı %99 ortadadır. Bunu İranika şeyinden de okuyabilirsiniz. Nedir bu? Efsane deyir. Söylence ortaya çıktı. Hardan başladı? Bir hadis uydurdular. İlk şeylerde yazılarda, özellikle kronolojik yazılarda, yani Ereblerin Sasanileri yenmesini gün gün ayrıntılarıyla anlatan yazıların hiçbirinde böyle bir şey geçmez. İmam Hüseyin'in hanımı Gazale veya Selafe olarak geçer. Böyle ihtimalle bu bir keniz imiş. Ondan İmam Zeynel Abidin, yani dördüncü imam olur Şiilerin. Ama daha sonra çok büyük ihtimalle Şiiler imamlarının bir kenizden olmadığını göstermek için bir hadis uydurulmuştur Kumi tarafından ve bunu bir türlü şeye bağlamışlar. Bir sultana bağlamışlar ki bu keniz cariyeden olan bir uşak değildir. Dolayısıyla böyle bir nağıl ortaya çıkmıştır. Sonra bu hadis tekrarlanıp bedihi bir şeye dönüşmüş. Brown'da bu kadar bilgi, ortada olan belgeni görmezden gelerek iki ayağını bir ayakkabıya sokup illaki bu Sasanilerin Yezgird'in kızıdır ve İranlılar ve Şiiler de bu yüzden İranlılar bu yüzden Şii olupları deyip ve ele anlatır ki sanki İran'ın her yerinde her gün Yezgird ağırlanır Aşura günleri. Türklerin güçlenmesi ve Şiilin bastırılması aslında Şiilikle Moğollar dönemi de İran'da önemlidir. Tersine ondan önce Hayyan, Sa'di, Gazali, Ferdusi, bunlar Sünniliğin en önemli figürleridir. Nizamül Mülk ve İsmail'i Şiilerin bastırılmasını da biliriz. Nizamül Mülk'ü İranlı olarak görür, tanıtır. Olabilir, olmayabilir de dehkan olduğunu biliriz. Ancak biliriz ki bunlar İsmail Şiileri bastırmışlar. Bermekilerin İmam Musa Kazım'ın ölümündeki rolunun da üstünü vurmaz, ses çıkarmaz bu konuda. Niye? Çünkü Bermekileri İranlı olarak görsədir ve bu dönemde İranlı soyunun böyük vəziri olarak görsədir. Bir taraftan da Şiileri bir böyük İranlı Şii imamı öldürmesi veya onda bir rolü olması şey için yaxşı bir şey değil Brown için. Dolayısıyla ondan söz etmez bu konudan. Üçüncü yine sürekli için Ərəblər devletçiliği ve bürokrasini Sasanilerden öğrendiler deyir veya İranlılar tarafından kuruldu. Bunun için farklı şeyler deyir. Vəzirin kökünü aktarır, eski kelimenin köküne, etimolojisine bakır, bir farsça açıklama yapamır. Sasani döneminde belki bir vəzir məqamı kimi bir şey tapsın, onu da tapamır. Ama yine de ısrarla bu İranlılardan öğrendi deyir. Dəbir de aynen divanda. Ancak baktığımızda çok netti. Dəbir Elami döneminden tep-tip olarak gelir. Akkadi döneminde de tapu ve Sumerler döneminde de dav olarak, yani çamur palçıq üstündeki basılmış eserler olarak veya onun özü olarak belirlenir. Bu dəbirin kökü bellidir haradan geldiği. İslami döneminde de divanın evrimi vardı. Divanı, yani Edvard Brown, indi Türk tarihçiliğinde de bu kabul görülür. Türk tarihçiliğinde de böyle bir şey var. Osmanlı bürokrasini Abbasilerden öğrendi. Abbasiler de Sasanilerden. Yani bu sürekliliği Türk tarihçileri de batıdan okudukları için görsetmeye çalışırlar. Aslında divan uzun bir geçmişi var bu bölgede ve Ərəblərin de özlerine özel bir divan sistemleri var ve başkalarından da tabii etkilenmişler. Yani boşlukta yaşamırlardı. Mesela İslami dönem divanları ilk başta Ömer İbn Xəttab döneminde divan-ı xərac, vergi ve qənimət paylaşımı için kurulur. Maviye en önemli kişidir bu divanların kurulmasında. Bizans'ı çok büyük ihtimalle dikkat almış ama özüne de İslam'a da özgün bir divanlar yaratmış. Divan-ı Müstəqəllat, kamu varlıkların yönetimi için. Divan-ı Resail, yazışma. Divan-ı Xatə, mühürleme için. Divan-ı Berit, belge ve mektub taşıma. Divan-ı Cüld, əskeri konular. Divan-ı Nəfəqə, qamu giderleri ve xeyriye ve Divan-ı Sədəqə, zekat ve üşr için qurumu. Bunlar İslamidir bazıları, bazıları da genel bir şeyler. Dolayısıyla divanın divan Abbasi döneminde ortaya çıkmamıştır. Abbasi'den önce Maviye döneminde zaten divanlar kurulmuştu. Abbasiler de bunu geliştirmişler.
Bəni Üməyyə dönemi Abbasilərdən öncə, tün İdvar Brown Bəni Üməyyə dönemində İranlı tapamır onun mənimsəsin, Abbasilər üzərinə yatırım yapır. Bəni Üməyyə dönemində Ərəbcə rəsmi divan dili olmuşdu və Hicri qəməri təqvimi kullanırdı. Bu da divan açısından önəmlidir. Bunlar Şam Bizansı'da gördüklərindən də təbii etkilənmişlər. Bəzi konusunu dedim, Sasani dönemində bu adda bir bürokratik siyasi konum yoxdur. Məsələ, Türklərdə Tarxan vardır. Amma Tarxan %100 vəzir mi, deyil mi? Bir araşdırma yapmaq lazım. Ancaq Sasani dönemində belə bir quruluş yox ki, Abbasilər də onlardan öyrənmiş olsunlar. Abbasi döneminin altın dönemində Fars seçkinlər və düşüş dönemində Türklər siyasətə və divana hakimdirlər diyor. Yəni, yüksəlişi Farslara və düşüşü Türklərlə bağlı. Türk seçkinlərin adları və xuyları deyə qorxuncudur. Məsələ, böyük ehtimalı Boğa adını deyir. Yəni, acayip Türklərə bir antipati görsədir burada. Osmanlı qəddarlığı və acımasızlığını andıran xəlifə mütəvəkkildən söz edir. Deyir, bağnaz olduğu için o yüzden Türkləri Farslara tercih edibdir. Onun açısından Perjan Alibuyənin Abbasi xəlifənin işlərinə müdaxiləsi sorun deyildi, ancaq Türklərin müdaxiləsi anarşi və qarmaşadır. Yəni, Alibuyəni anlatırken müdaxiləsini çox qəşək bir şeydir, önəmli bir məsələdir, İranlıların gücünü görsədir. Ancaq Türkləri tartışırken qarmaşadır. Hətta Xəlifə Əl-Mühtədinin Türkləri bastırmasını çox-çox gözəl qarşılır və deyə yaxşı oldu, Ərəblər Türkləri gəlib burada çıxatdılar siyasətdən. Xəlifənin demokratik yollarla seçiminin bu da çox yəni acayip bir şeydir. Deyir ki, İslamda ilk başta xəlifə demokratikdir, daha sonra monarşiyə geçmək Abbasi dönəmində deyil, İranın etkisidir. Aslında dünyanın hər yerində sultanlıq vardı, dünya hər yerində. Əskidən 2000 bundan öncə, 1500 bundan qabaq liberal demokrasi veya demokratik parlamenter sistem yoxdur hər yerdə. Aşağı yukarı bir monarşi vardı, bir Yunan'da geçici dönem ve Roma'da görebiliyor. Bunun dışında her yerde soya dayalı monarşi vardı. Ancak Brown ele görsədir ki, sanki bu dönemde sultanlığın qurulması, sultanlık monarşin qurulması soya dayalı. Bu da İran etkisidir. Dolayısıyla İran divan bürokrasi etkisini görsetmeye çalışır. Bunu hızla geçirəm. Hüveydədə üzerinde durmuram. Ulusal milliyetçi anlatıya gəlirəm. Çox qısa olarak anlatacağım bunları, tüm zaman kalmadı təqribən. Ulusalçı milliyetçi anlatı, burada Zərinkub ve bir sürü başka yazara baxıram. Zərinkub Doğan Sukutunda bu dönemi tanıtmaya çalışır. Hedefi nedir, amacı nedir? Niye İranlı olarak gördüğü kesimler yenildi? Niyə ərəblər gəldi? Burada ərəblər aşağılar, vəhşi, ondan sonra buraklık yerlərdə yaşayan, insan görməmiş, insan olmayan kəsimlər kimi aslında İranın da yarısı buraklık bir bölgədir. O da çox önemli bir məsələ deyil, coğrafiyadır. Amma belə anlatır. İkinci baskısında aslında geri oturur və bunu ilk baskıda yanlış yaptığını və belə yapmaması gerektiğini deyir. Ancaq ikinci baskıda birinci baskıdan daha çox ərəb qarşıdı sözlər deyər. Məsələn, çon huğlanı divan, biyaban hayi huğlan, kərasəngiz bi avuciyah, İrana negin İran deyir, rizar hayi huğlan, qarət ha və təpavul ha. Yani baktığınızda sürekli o dönemi anlatırken, yani Ərəb döneminden, Sasani'den Ərəb dönemine geçişi anlattığı zaman Ərəbləri dev olarak, şeytan olarak görsetmeye, qarət şey olarak görsetmeye çalışır. En önemli yapmak istediği şey nedir? Ərəblər o kadar küçük bir millet ki, İranlılara yenemezler. İranlıların yenilmesi öz iştibahlarıydı, öz xiyanetleriydi. Ərəblər zaten ariyayı deyirlər, bir ariyayı milleti yemmi iftiharını da onlara vermek istemir. Dolayısıyla məsələni İranda çözmeye çalışır. Ərəblər bunu yapamazdılar. Onlar bizim onlara hakim olmamıza çok övünen bir xalqdır. Biz yenildik, çünkü öz sorunumuzdur, öz içimizde fəsad vardı.
Dərbarda zərtüştülərin içində bəziləri xiyanət elədilər, ərəblərlə işbirlik yaptılar. Bunları burada oxuya bilirsiniz. Mən yavaş-yavaş geçirəm, çünki kayıt olur, sonra belki oxuyanlar olabilir. Bunları anlatmaya çalışır. Xiyanət yek İranın tisfuna necə alındı, şuş nədir, xiyanət elədilər, İranlılar bahis oldular. Yoxsa ərəblər heç bir zaman İranı alamazdılar. Elə bir iddialarda bulunur. Ömer ikinci xəlifənin ölümünü İranlıların şeyi olarak, öcü olarak, intiqamı olarak göstermeye çalışır. Aslında Əbulolo Firuz Həbəşəli olduğu çok yerde geçer, bir Hristiyan olduğu ve çok büyük ihtimalının bu işte əli olmadığı, dil bilmədiyi için öldürənlər büyük bir ihtimalle onun başına atıp ve bu adamı öldürmüşler. Təməlində də bir vergi ilə ilgili bir məsələ vardı. İranlıların intiqamı olarak bir şey tarixdə geçməz. Bu çok az bir yerde, nadirən bir bazı İranlılar bunu qurdular, göndərdilər, xəlifəni öldürdü. Ancaq burada o olaya, yəni Firuz Əbulolun Ömər İbni Xəttabı öldürməsi İranlıların Qadisiyyədəki savaşının intiqamını alma kimi görsədir. Bu da ilginc məsələlərdən biridir. Bu sonuçta belə deyir. Dər payanı doğan Ərəb digər Fatih-i İran nə bu? Yəni İranlılar bu dönemdə o qədər dirəndilər ki, Ərəblər getdilər. Siyasət və qudrəti ki, cürət mi kərdər, ruzqar bəni Umayyə bərayı xud iddia kunət, Dərin ruzha yeksere əziyadı u rəfti bu dər dərbari xilafet nüfuzu qudreti u digər nemi tevanis ba nüfuzu qudreti İran muarizi kuned. Təsəllüt-i fərhəng və təmədduni İrani xəlifi tazira yeksere məqhur məqlubi xiş kərdi bu. Və böyle devam edir, meydan oxur. Ama aslında Abbasilərin yani devam ettiler, %100 yetmədilər. Ancaq yerel İranlı devletler gedəndən sonra Türklər geldiler. Sonunda da Türklərə biraz Yaman deyir, bəndiqani torki tazi və ruhi karamidi budən və iqtizai xuyi bəndigi dosti və kuşdibani xişra və hər ki xəridar bud mi fruqdən. Bu kitabın önəmi nədir? Aslında bu kitab önəmlidir. Çünki BBC-nin bilirsiniz, bu geçen il yaptığı bir 2019'da çox adamla danışdı İranın böyük yazarlarıyla son 100 ilin ən etkili kitabları. Bir çoxu bu kitabı, yəni bu gördüyünüz bu Yaman Yoz kitabı İranlıları ən çox oxuduğu və İranlıların düşüncəsini ən çox etkiləyən kitablardan zənnimcə 5 kitab içindədir və bunları oxumuşlar, yəni İranlılar özlərini tanımaq için bu adamın yazılarını. Son iki konuya değineceğim. İslamçılara böyük ehtimalini yetirməyəcəm, soru olsa onları anlataram. Başka milliyetçi yazarlar bu dönemi, yani Ərəblərin hakim olduğu dönemi belə anlatırlar. Mesela Humayi deyir ki, qiyam-ı İraniyan bərzətdə Ərəb nüxus bir surəti ədəbi və səfəs bir şəkdə siyasi və beləxərə bir surəti elmi zahir gəşdi. Yani anlatıb bu şəkildədir İran milliyetçiləri. Sanki İranlılar toplanmışlar. Biri demiş ki, mən sızıram saraya, siz gedin ərəbcə yazı yazmaya başlayın, oradan sızın. Biriz də gedin bir yerdən ayaqlanma başladın, ondan sonra fərqli yerlərdən başlayıq, İranı sonunda bərabər bağımsız yapaq. Belə bir anlatı var, oxuduğunuzda bunu anlarsınız. Üst aşamalı və bilinçli bir stratejidən söz edərlər. Yəni 5 aşaması var bunlara görə. Bu dönemdə İranlılar bir 5 aşamalı bir stratejini çox eşgüdümlü olarak ilerletmişler. Birinci adımda ərəbcəyi kullanarak ədəbi diriliş, ikincisi siyasətə sızmaq, üçüncüsü bir-birinə bağlı ayaqlanmalar yapmaq, dördüncü aşamada çeşitli bölgeleri qurtarmaq, beşincində İranın büsbütün bağımsızlığını kazandırmaq kimi belə bir anlatı vardır. Ancaq o dönemdeki ayaklanmalar bunlar anlattıkları gibi değil. Aslında bu Haşimi ve Bəni Ümeyye arasındaki rəqabətlərin sonucudur. İlk fitne 656-661'də ortaya çıkar. Bu dönemde aslında Ərəblər içinde Haşimi Ümeyye arasındadır. Sonra Cəməl Səffeyn Nəhrəvan savaşına sonuçlanır. Ve bu Ələvi
Muaviye, Şii Muaviye ve Hariciye üç grubun rəqabətinə, qanlı rəqabətinə nədən olur. Bir sürə sonra ikinci fitnə olur. Bu dönəmdə Hüseyn İbn Əli İmam Hüseyn olaraq geçir, Kərbəla trajedisində öldürülür və Abdullah Əbu Bəkrin birinci xəlifənin oğlu aynən bastırılır. Bu dönəmdə bunlar hamısı Qureyş içində geçir, bunlar hamısı Qureyş şeyləri, seçkinləri. Bu dönəmdə bu olaydan sonra ayaqlanmalar olur. Təvvabi, Muxtar, Zeyd ibn Əli ayaqlanması, Ələvilərin ayaqlanması. Bu ayaqlanmalar bastırıldıqdan sonra bunlar gücü ələ getirmək üçün propaganda işlərini başladılar və çevrə bölgələrə, Xurasan, Azərbaycan, fərqli yerlərə gedib adam toplamaya çalışırlar. Xaricilər, Ələvilər və Yəhya bin Zeyd özəlliklə Xurasana gedir, sınır bölgələrə gedir. Abbasilərin gizli hərəkəti başlayır, yəni Peyğəmbərin amcası oğullarının və Haşimilərin ikiyə bölünürlər, yəni Haşimilərin bir qismi bildiyimiz Ələvilərə, bir qismi Abbasilərə. Abbasilər daha usta yana hərəkət edirlər, gerçəkdən başarırlar bu işi, bəklirlər, üçüncü fitnə başlayır dönəmi, Əməvilər içində, Bəni Üməyyə sarayında durumu qullanıb və hükuməti ələ keçirirlər. Bu dönəmdə Əbu Müslim bir ərəbdir aslında, qaynaqların çoğunda ərəb olaraq keçər, istisnalar dışında özü də özünü ərəb tanıtır, Dinvəri İbn Əsirdir aynən. Əbu Müslim hətta Bəni Abbasdan biri olduğu söylənilir. Bu bölgəyə göndərilir, bu çox yaygındır. Məsələ, İshak, Türk, Əbu Müslim, Xurasanı, bunlar aslında o bölgəli deyirlər, ək adlar verilir. Bir seri qatildir aslında Əbu Müslim, öz ustadını öldürür və Zərtüştü Əbu Səlməni öldürür ustadını, Behafəridir, Zərtüştü eğilimi olan insanı öldürür. Sonunda da Əbbasilər qullandıqdan sonra onu öldürürlər. Amma İran tarixçiləri tərsini anladılar, sanki Əbu Müslimdir, Abbasiləri qullandı Ərəb istilasını, yəni Bəni Üməyyəni yıxmaq üçün. Bundan sonra bölgəsəl dövlətlərdən söz edər. Bölgəsəl dövlətlər, yəni İran milliyyətçiləri, sanki bir-birləri ilə eşgüdümlü bir biçimdə anlaşmışlar İranı qurtarsınlar. Alibuya, Səffarilər, Samanilər, Ziyarilər, Zeydilər. Amma aslında baxdığınızda bunlar bir kiçik Səffarilər, o da xəlifənin qardaşının tetikləməsi ilə, təhriki ilə xəlifəyə qarşı savaş verir. Bir də ziyarilərin ilk adımında belə bir şey olur. Bunlar hamısı bir-birləri ilə savaşmışlar və bir-birlərini yox etmişlər. Bunlar Ərəb İslam kültürünə hizmət yapmışlar. Savaşların da hamısı bir-birləri ilə yapmışlar. Bu qismətdə bunların hamısını görə bilirsiniz. Bəzilərini türklər yıxmışlar, amma genəldə bir-birlərini yox etmişlər və öyle bir İranı qurtarmaq için değil. Burada görülən şey bu oxların yönünde görebilirsiniz. Hansı hansına saldırıb yox etmiş. Görüldüyü gibi bunlar bir-birlərini saldırıb yox etmişler. Bunlar İranı qurtarmaq için değil. Herkes özüne bir devlet qurmaq için çaba göstermiş. İran qurtarma, arxada bir anlaşma, İran bağımsızlığı falan kimi konular əfsanədir. Hər birinin altında açıqlamalar yapmışam, şimdi zaman olmadığı için bunları atılıram. İslamçı anlatı konusunu bilmirəm, 5 dəqiqə vaxt verilsə geçerim, bilirəm çok uzun oldu. Olmazsa burada bitirirəm. İslamçı anlatı. 5 dəqiqə verirəm, buyurun. Mən bir çok, de, çok bağışlarsınız məni. Çok önemli konulardı bunlar. Konu önemli olduğu için de dinleyicilerimize de bir şey demek istiyorum. Biz yarım saat programı uzaldırıq, yani sual cevaba daha çok vaxt olsun diye. Siz buyurun 5 dakikada anlatabilirsiniz. Tamam. Buna bu konular Pəhləvi döneminde, aynen şey, ben Rönesans dönemini, aydınlık döneminde dedim, aydınlık şey qarışıq oldu, Hristiyanlıq və Yahudi qarışıq oldu, sonra da bilirik bu nədir soyqırma holokasta sonuçlandı bunun tətinməsi. Aynısı İranda da indi də devamlı İranlılar yaxşı bilirlər. İslam, Ərəb qarışıqlığı aslında İslam qarışıqlığıydı. Yəni ama İslam'a doğrudan saldırı yapamadıkları için toplum müsəlmandı, bunu Ərəb adı altında yapırdılar. Aslında bu İslam qarşıtlığıydı. Bunu da tabii
İslamçı kesimler görürler. Bunları mütəhhəri, şəriəti, şəhidi bir çoxu anlayıb nəqd etməyə başladılar, eleştirməyə başladılar. Xədəmat-ı mütəqabili İran və İslamdan mən parçalar almışam. Deyir ki, nəzər beyin ki, xalibən kəsani kədər məsali müştərək İslam və İran qələm fərsayı kərdən, ya ittila kafi nədaşdən, ya əngizəyi qeyr az təhqiq mühərikan ha bu dəst, این مسائل با همه زمینه روشنی که دارد درست تر نشده است. و دیگه که ایرانلار چوک خوشلو و متمدن بیر ملت دیدر. نیتون اسلامچلار دا طبیعتن ایرانلار خوشلو بیلیلر. بله دیمسلر زاتن پیاسادا بازارده سوزدری ساتلماز. فرق بودر که بولار دیدیلر ایرانلار اسلامدان سونرا بو ایدئولوژی اتکیسنده daha çok fəzilət erdem sahibi oldular ایرانلی ملت. Zaten İslam'ın en önemli motorudur deyir. O biriler İslam öncesine yani Pehlevi dönemli milliyetçileri Pehlevi dönemi İslam önceki döneme vurgu yapırlar. Deyir ki, der İran İslami ceryanat-i ruhda dəst. Bərxi az an ceryanat dəstavizi bəray bəzi az müstəşriqin və qeyri anan şu dəst ki, anhara bovlanı yek müqavimət və əksul əməli müxalif ruhi İrani در برابر اسلام معرفی کنند. بایخ دیدیم یرل حکومتلر شیعیلی عرب کارشد اسلام کارشدی بی دیرنش olarak görsətməyə nəqd edilir burada. Az qəbil nəhsətay şubi zəbani farsi təsəvvüf və hətta təşəyyə. Deyir ki, bunları da bir türlü İranlı dirənişi olarak müstəşriklər görsətməyə çalışıblar. Burada soy nicat məsələsini eleştirir. Mabile Hazir-i Şahay təbii və necadi və əqvam ariyayı vabəsdə əslin deyir. Ancaq sonra bunu özü nəqz edir. Deyir ki, biz ariyayı deyilik. Biz Türk, Moğol falan qarışımındanıq. Bəlkü ərəblər ariyaydılar. İndi bunların hamısı qarışıb bir-birinə soyun bir anlamı yoxdur. Farsızlıq var danışıqlarında aslında. Deyir ki, əgər təyini hudud-i milliyyət-i İrani unsur-i ariyayı əsas qərar gedir, nəticə və hasiləş dər axərin təhlil nəzdiki və xişavəndi bacıhan qərb əs. Yəni, deyir ki, soyu təməl alsaq, batılılar ariya olaraq, biz də ariya olaraq tanımlandığımız üçün biz onlara doğru gedəcəyik. Dolayısıyla, müsəlman qardaşlarımızdan ariya olmayanlardan ayrılacaq. Ancaq, əgər əqidə olsa ki, bu əqidəyə tərzih verir, o zaman biz ərəb və türk hindularla, müsəlmanlarla qardaşıq deyil. Mən bu səhvə də önəmdir. Burada doqərin sukuta işarə edir. Mərhələyə doğum der, təhlil-i qanun an zəmani iskir olşan fikr, yəni o milliyyətçi düşünürləri nəqd edir. Kirovşan fikri camiye əqəbmandı təsmim girifte əs, ba səmimiyyəti biştəri bir milləti xud bəpərdazət. Bəli, çox mövcudi millət ra amu ixtiba bədbəxti və pərişani və cəhlu əqəbmandıqi miyabət və suyi ruzgari əz tarix millət xud miyabət ki, dəran cəlal-u şükuh məcru əzəmət ya həttəğəl zərq-u bərqi sura bəgirət. Və burada əgər dər tarixi vaqi millət xud çinin ruzgarına nəyabət bi suyi əfsanayı kuhən rumiyabərət. Burada aşağıda görürsünüz ki, demin tartışdığımız doqərin sukutu deyir. Deyir ki, ma İraniyan dər tuğlu zindiqaniyə çəndin hezar salih xud ba əqvam və mirələ quna quna aləm və əqtizayi əvamil tarixi qahi rəqabiti dostanı və qahi rəqabiti xəsmanı daşdiyib. Yek silsilə əfkar və əqaid dər əsəri il rəqabit əz digərən bimarisidə, həmçinən ki, maniz bin obi xud dər əfkar əqaid digərən təsir kərdiyim. Hər caki payı qovmiyyət və milliyyət digərən bir miyanamədə müqavimət kərdi və dər milliyyət digərən həzm nəşu deyim ki, bu da həzm olmamayı şey deyib. Burada xun və nicad, yəni soy məsələsini əfsanə olaraq deyir və bu soy məsələsini türklər içində, ərəblər içində batılıların totəsi komplosu olaraq tanıtır. Aslında zərtüşlüyü də burada qullanaraq, zərtüşlük ərəb qonusunu qullanaraq İslam'a qarşı zərtüşlüyü dəstəkləməyi işarə edir.
yine de zərtüştülüğü temel olduğunu işaret edilir. Bu konuya da geçmirəm. İlgilenenler bakabilirler. Şəriətinin bazı şinasi huviyyeti İrani İslami və bazı gəşb fişdən, bazı gəşb kudam fişdən başqa kitablarında da bu konuya değinir. Çox üzr istəyirəm, çox uzun sürdü bilirəm. Çox şeylərə də atlamama rağmen yenə yetişdirəmədim. Bu təməl sorunlarımdan biridir. Çox sağ olun. Mən səhifə paylaşımında